Efendim, Biz Bize programına hoş geldiniz. Ben Özel İlkin Kılıç Aslan. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet, yine saatler 2'yi gösterdiğinizde sağlıkla, mutlulukla ve heyecanla karşınızdayım. Evet, bugün çok önemli, özel, bize çok güzel bilgiler, hani hayatımızı güzelleştirecek çok güzel bilgiler veren bir konuğum var. Kendi de güzel bir konuğum efendim. Bilgileriyle de yeni bir sistem dediğimiz Access Bar'dan bahsedeceğiz. Kendisi Sayın Dilek Karataş bizimle bugün konuğum. Evet efendim, ben hemen kendisine dönüyorum, konuğuma, çünkü öğreneceğimiz güzel tiyolar derler ya, alacağımız tiyolarımız olacak. Evet, Dilek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel böyle güzel böyle konuklarım, hani o enerjiyle gelince çok mutlu oluyorum. Evet. Çok keyif alıyorum ben. Teşekkür ederim. Ben de sizi olmaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Davetimizi kırmadınız, geldiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, şimdi yeni bir sistem. Ben ilk defa açıkçası duydum. Onu söyleyeyim. Çok da merak ediyorum ve ilgim de biraz şöyle biraz baktım, evet, incelediğimde ilgim de çekti açıkçası. O yüzden uzun uzun bu Access Bar üzerine konuşmak isterim. Ama önce Dilek Karataş kimdir? Bize kısa bir hayat anlatır mısınız kendinizi? Tabii, ben Kocaeli'nde doğdum. Kocaeli'nde yaşıyorum. Üniversiteyi burada, Kocaeli Üniversitesi'nde bitirdim. İşletme Fakültesi mezunuyum. O yıllardan beri kişisel gelişimle ilgili hep böyle bir araştırmaların içine girmişliğim vardı. Ve bu alanda kendimi yetiştirebilmek için elimden geleni yaptım. Bugünlerde de şimdi üniversite öğrencilerine olsun, bana danışmak isteyen tüm insanlara hizmet veriyorum. Yaşam koçluğu alanında yapıyorum. Ama Access Bars bu aralar bizim daha çok yoğunluk üstüne düştüğüm bir sistem. Yeni tanıştım onunla da. 2 yıldır yapıyorum bu işi. Onu soracağım ama. Şimdi niye bu sistemin içindesiniz? Niye yani bunu yapıyorsunuz? Evet, önce biraz siz bahseder misiniz? Yani illaki bir hikayesi vardır bunun, değil mi? Tabii. Aynen. Her şeyin olduğu gibi. Olduğu gibi. Hayatımızda yaşadığımız her şeyin olduğu gibi bunun da bir hikayesi vardır. Evet. Ben kendimle ilgili neyi, neden, niçin yaşıyorum, bunun araştırması içindeyken aslında çözemediğim, içimden gelen o olumsuz duyguların neden kaynaklandığını bilemezken böyle arayışlar içerisindeydim. Tavsiye üzerine bir Access Bars uygulayıcısıyla tanıştım. Sonrasında kendime uygulatma aldıktan sonra, bendeki değişiklikleri gördükten sonra, zaten kişisel gelişim alanında da bu alana çok ilgim olduğu için bu sistemde o kadar kişinin kendisiyle alakalı, kendini düzeltmesiyle ilgili, kendini tanımasıyla ilgili çok güzel açılımlar yaratan bir sistem olduğunu görünce, bunu ben şimdi fark ettim ve bundan sonra insanlara da bunu ben anlatmalıyım diyerek bunun eğitimlerini alarak bu işe başladım. Şimdi ben de bu konuda işte insanlara, danışanlarıma destekte bulunuyorum. Güzel çalışmalarım var. İnsanlara farkındalık oluşturuyoruz. Şimdiye kadar içlerinde neyi, neden, niçin yaşadıklarını bilmedikleri, aslında bilinçaltından, çocukluklarından gelen, anne babadan satın aldıkları, atalarımızdan bize gelen, DNA'larımızla gelen, bu tip duygu düşüncelerin aslında bize de ait olmayan, sistemin yükünü taşıyarak aslında hayatımızı devam ettiriyoruz. Anladım. O zaman şöyle diyelim. Şimdi önce bir Access Bars'ın Bunu anlatayım nedir ben. Mesela şimdi Access Bar. Nedir Türkçe karşılığı? Türkçe karşılığı bilince erişimdir. Bilince erişim. Evet, bilince erişimdir. Tamam. Yani bizi zihin yanıltır. Zihin bizi sürekli konuşur. Altyapıda olan olumsuz duygularla bizi yönetir. Biz bilince geçtiğimizde, yani zihni susturduğumuzda, bilinçle asıl kendi istediğimiz neyse, kendi arzuladığımız, bize iyi gelecek olan şey neyse, ona ulaşırız aslında. Access bunu sağlıyor. Zihni susturuyor, bilince geçiş yapıyoruz. Anladım. O zaman şimdi
nedir olduğunu onun, bir açıklayalım. Açılımını da yapayım. Çünkü onların belli noktaları, şeyleri var herhalde değil mi? Hı-hı. Onları önce bir açıklamasını yapalım evet, mı? Nedir evet, yapalım. Access Bars? Access Bars 1990 yılından beri Gary Douglas tarafından kurulmuş bir hı-hı, güzel bir öğreti. Bizlere sunulmuş güzel bir bilim. Bu öğreti başımızda bizim 32 hı-hı, tane nörolojik noktalarımız var. Duygularımızın biriktiği. Her birinin ayrı bir anlamı var. Önce pardon çok özür dilerim bir sözünü yapacağım. Şimdi bu access bar noktalardan bahsettiniz. Nörolojik. Hı-hı. Şimdi öyle olunca hani bunu bir makineyle mi hı-hı, o noktalara ulaşılıyor? Hı-hı. Elle mi mesela? Evet, hani evet, önce bir de onu yapıp ondan sonra noktaları açıklayalım mı? Evet açıklayalım. Hı-hı. Yani bu neyle oluyor? Makineyle Değil. Ellerimizle biz o noktalara tamam, her birinde durma dakikalarımız da hı, var bizim. Her bölgede durma dakikalarımız da var. Bu şekilde çalışmayı yapıyoruz. Bizim bedenimizde 700 milyar enerjiye sahibiz aslında. Ve bunların %60'ını ellerimizden, %30'unu geri kalan kısmını gözlerimizden dışarıya yansıtıyoruz. Bu bir enerji çalışması aslında. Negatif enerjiyi boşaltma sistemi diyebiliriz kişiden. Evet. Onlar tabii o negatif enerji bizim negatif duygularımızla bize yerleşiyor. Yaşadığımız travmalarımızdan, etki altında kaldığımız her durumdan bize yerleşmiş. Aslında bizim haberimiz bile yok. Bilinçaltına. Tabii bilinçaltına kodladığımız kodların bu şekilde o enerji oradan yok olduğunda kişi artık bunu o şekilde hissedemiyor. Evet. Hayatın da güzelleştiriliyor aslında değil mi? Mesela tabii, o negatifler gidince insanlar daha olumlu daha oluyor. Olumlu. Mesela deriz ya hep böyle hani hayata işte nasıl bakarsan hani o evet, nasıl ne kadar hani pozitif ne kadar bakarsan yaşamında daha tabii, olumlu tabii, daha tabii, güzel geçiyor değil mi? Öyle evet, diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Hı-hı. Çok net diyebiliriz bunu. Çünkü benim yaptığım seanslarımda da kişilerde olumsuz duygudan çıkınca artık olumluya odaklanmaya ne başlıyor. Güzel. Ve ben sonrasında bu konuşmaları da yapıyorum. Biz bu duyguları kendimize nasıl çekiyoruz? Nasıl sahipleniyoruz? Bize ait olmayan duyguları nasıl hayatımıza geçiriyoruz? Evet. Bunları öğrettiğimde ve hayatının geri kalan kısmında yani bunları öğrendikten sonra bunu hayatına geçiren kişiler artık daha pozitif evet, yaşamın ona aslında mucizeler getirdiğini. O zaman hepimizin şöyle ona çok güzel, ihtiyaç var. Çünkü hayatın bizle bir derdi yok yani. Evet. Bizle bir derdi yok. Hı-hı. Bizler bakış açılarımızla yaratıyoruz olumsuzlukları. Hı-hı. Onları fark ettiğimizde bu sistemle de dışarı attığımızda sonra yeniden bir yaşam olumlu, güzel, neşeli, keyifli, kolaylıkla ay ne güzel, güzel bir hayat. Bir gün şey yapalım. Şu seans bana da böyle bir evet, seans. Bir gün mutlaka yapalım. Onun hani o şeyi varsa bir gün mutlaka ileriki yapalım, zamanlarda evet, onu da yapalım. Evet. Peki şöyle diyeceğim. Onları anlatacağız o noktaları. Sizlerden ayrı ayrı isteyeceğim çünkü yani ayrı noktaların olduğunu ama bunun bir yaşla alakalı bir şey var mı? Yani yaş sınırı nasıl? Yaş sınırımız yok. Yeni yok doğmuş mu? Bir bebeğe bile yapılıyor. Yani 70 yaşındaki bir insana da yapılabiliyor. Bu bebeklere, hani bebeğin ne yaşanmışlığı var dersiniz bana. Evet, evet. Bebeklerde bizler anne karnında atalarımızdan DNA'lar alarak geliyoruz. Onların olumlu, olumsuz tüm duygu, durum, yaşanmışlıkları bizlere bir akımla geliyor. Ve bu enerjiyle geliyor. Bu enerjiyi o bebeklerde taşıyarak geliyor. Bizler ama, de taşıyoruz. Doğru ama derler ya mesela hani anne karnındayken, hani anne hamileyken işte ne şarsa işte üzüntüsü de sanki bebek hisseder. Evet. Aman hani yani ruhsal olarak evet, iyi olması evet, gerekiyor, mutlu olması. Evet. Nasıl ne kadar mutlu olursa hani bebek de öyle derler kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Yani bununla alakalı. Bunlar işte o söylenen şeyler hepsi kadim bilgiler aslında. O kadim bilgilerin hiçbiri yanlış değil. İşte şimdi bu öğretiler de bize aslında o kadim bilgilerin ne kadar bizim anladım, günümüze kadar gelip ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Tabii büyüklerimiz. Evet, anne karnındaki annenin tüm duygularını ve 0-7 yaşa kadar çocuklar annenin tüm duygu durumunu böyle bir sünger gibi çekiyor, alıyor. Çocuk kaygılı oluyorsa mutlaka annenin kaygılarını satın almıştır ya da babanın kaygılarını satın almıştır. Ve o bilinçaltına yerleşiyor. Bilinçaltına bu da, yerleşiyor. Ben bundan korkmalıyım. He. Ben bundan kaygılanmalıyım.
Ve ileride çok büyük sorunlara tabii. neden oluyor değil mi? Tabii, mesela tabii. belli bir özellikle tahmin ediyorum mesela şöyle diyebilir. Tabii sizler daha iyi bilirsiniz ama hani o 3-6 yaş işte o 0-3, 3-6 yaş tam böyle emme yani bilgileri tabii, işte korkuyu, endişeyi, evet. sevgiyi her şeyi alma değil mi? Daha bilinçaltına evet. yerleşen yaşlarda. Kesinlikle. Ve olumsuz olursa yanlış söylemiyorum değil mi? Hı-hı. Hani olumsuz olursa ileriki hayatında da blokaj büyük... olarak karşımıza çıkıyor. Çıkabiliyor. Mesela kişi bir yere gitmekten ben hep şu örneği veriyorum. Hı-hı. Burada da vereyim. Tabii. Bir telefon şurada duruyor olsun. Bir 5 yaşındaki çocuk gelsin telefona tam elini atacak. Aslında biz telefonu kırmasın diye çocuğa şöyle bir telkin veririz. Hı-hı. Cız sakın alma. Cız. Hmm. Şimdi çocuk bunu nasıl kodlar kendine? Biz orada aslında telefonu çocuk almasın diye bir yalan sattık çocuğa. Evet. Ama çocuk bunu nasıl kodluyor biliyor musunuz? Diyor ki bilmediğim bir şeye dokunmamalıyım. Hmm. Bilmediğim bir yere gitmemeliyim. Gidersem tehlikedeyim. Hmm. Çünkü bilinçaltımız bizi yaşamda tutmak için çalışan bir sistem. Bu sisteme tezat gelecek her şeyden kendini korumaya alır. Korumaya aldığı için de doğru. işte bunlar yaşanıyor. Sonrasında kişi diyor ki işte ben bilmediğim yok ya siz gidin ben gelmeyeyim. Evet, korkarız değil mi? Mesela hani böyle şey yaparız bilmediğimiz bir şeye ancak güven duyarsak mesela bir yere gidiyorsa ya daha önceden duymuşuzdur hani bazı şeyleri. Evet, hani evet. ona göre bir kararını veririz. Evet hani evet. Şey evet. yaparız. Evet. Ha, doğru evet. o da bir bilinçaltı. İşte bunların hepsi aslında aşağıda altyapıda var olan. Bazı yaşanmışlıkların ya da öğretilerin çocukluktan anneden aldığımız anne mesela gitme düşersin çocuğa evet. düşmeyi öğretiyor mesela orada. Doğru. Yok öyle bir şey yok yani. Biz de biraz anneler büyükler şey yaparız evet. yani aileler evet. aslında şöyle düşsün yani düşsün, düşmemeyi en azından öğrensin. Düşmemeyi değil mi öyle, evet, öyle evet. değil, olması evet. lazım ama. Sen kontrolü aman, sağla yanında ol ama lütfen düşmesine izin tabii ver çok büyük yani. Zarar gelmediği tabii, sürece tabii. kendine. Evet. Yani mesela küçük şey yapar, deneyimlerle. İşte çocuk işte toprakla oynar eli çamur olur falan kızarız yani bak yine üstünü başına şey yaptın aslında bırak oynasın tabii, işte öğrensin. Hani onu öğrensin onları artı mesela onun bir zararı varsa görürsün yani görsün kendi de öyle değil mi yani öyle, bunları öyle. Böyle yapmamız lazım öyle. İşte anne evet. o anne baba olarak böyle aile olarak maalesef öyle evet. şeyler yapabiliyoruz evet, evet. Şimdi o zaman bunun yaşı yok dedik. Yaşı yok. Yani küçük yaşta da olur, evet. 70 daha yaşında sakin bir olur. Çocuk olur. Kaygılı bir çocuksa çocuktaki kaygı yok olur. Ölüm korkusu, ne bileyim işte kaygı yaşadığı mesela her öyle ne varsa. Belli bir yaşlarda oluyor. Mesela özellikle oluyor. Böyle yakınını kaybetmiş birisi çocukta şey yaratabiliyor değil anneyi mi? Anneyi yani kaybedeceğim, babayı kaybedeceğim, bu hayatta bu da var gibi ilk defa yüzleştiği için özellikle de yakınlarında deneyimliyorlar çocuklar bunları. Kendi en çok sevdiklerine de bunun olacağını düşünerek böyle bir kaygıya varıyorlar. Ve bu sistemle çok güzel arındırıyoruz. O anda yok oluyor. Çocuklarda anlık yok oluyor. Çünkü çocuklarda şey yok. Yargı yok. Nasıl diyeyim? Bu bana iyi gelecek mi, gelmeyecek mi? Ben mesela tabii. kişilere geldiği zaman tabii canım, soruyorum. Öyle, doğru. Ne? Bana kendi isteğiyle geldi. Biraz ön yargıyla gelinebiliniyor değil mi? Tabii, yargı acaba... durdurur çünkü. Ha. Yargı alacağın senin bütün sistemi durdurur. Alacağın, oradan alacağın enerjiyi durdurur. O yüzden ben diyorum ki kişi kendi isteğinizle mi geldiniz? O çok önemli tabii, o zaman. Tabii. Özellikle yetişkinse. Bunu sana iyi geleceğini düşünüyor musun? Zaten mesela ben eğer yargıyla gidersem yani o iyi gelecekse bile ben öyle değil mi mesela? Tabii, hani, engel koyuyorsun. Engel koyuyorum koyuyorsun. Aslında. Diyorum ki ama evet. inanma. Hani misal evet. diyorum hani öyle evet. yapılır mı? Evet. Doğru. Çocukta ama öyle bir şey yok. Çocukta öyle bir şey yok. Çocuk direkt doğru. teslim yani. Doğru. Teslim olduğu için de anda daha... dönüşüm oluyor. Mesela tiki vardı bir gelen bir danışanımın çocuğunun. 9 yaşında bir çocuktu. Anda tiki geçti. Aa. Tamamen geçti. Ve çocuk kalktığında İstesem bile yapamıyorum Dilek teyze dedi bana. Ne güzel. Ve ben çok mutlu oldum buna. Çok güzel. Çocuklarda çok daha çabuk sonuç alabiliyoruz. Sonuç alabiliyoruz. Evet. Anladım. Şimdi tabii bunları konuştuk tamam. Hani yaş aralarını. Şimdi gelelim noktalara.
Evet. Şimdi esas hani şimdi merak ediyoruz. Evet, evet, evet. Nasıl uygulanıyor? Evet. Hangi bölgede neler var? Evet. Ne olduğunu çünkü nörolojik dediniz. Evet. Yani evet. Nöroloji şey evet, olarak söylediniz. Evet. O zaman başlayalım mı? Hangi noktalar? Başlayalım. Birkaç tanesini örnek vereyim. Tamam ben. Lütfen. Şimdi bu kulak arkamızda implant bandı dediğimiz nokta var. Bu nokta genel travmalarımızın yani bütün hepsinin biriktiği nokta. Hmm. Tüm duygularımızın. Tamam. Asıl merkez noktamız bu kulak arkası. Hmm. Zaten kişilere ben seans yaparken kişiler bana diyor ki Dilek Hanım öyle yerlere dokunuyorsunuz ki hep başım ağrıdığında oraları ovmak isterim. Hmm. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu aslında o gün içerisinde bir şey onu tetikliyor. Yani evet. Bir olay yaşıyor. O baş ağrısı boşuna gelmiyor. Tabii. Bir olay yaşıyor. O olay altyapıda olan tüm travmaları da etkilediği için hani ayaklandırdığı evet. için evet. çağrıştırdığı için hepsi birden ayaklanıyor ve kişi de bir baş ağrısı olarak sirayet ediyor yani. Bu hani bu birden aniden mesela bazen diyor ki ya Allah Allah mesela üşütmedim de işte veya bir benim yani fiziksel gün, bir şeyim de yok. Işte, birden başım ağrıyor. Niye? Mutlaka bir anıyı hatırlatan, bir çağrışım yapan bir olayla karşılaştınız ve bu açığa çıktı bu şekilde. Ve işte oraların rahatlamasıyla bu implant bandı öyle. Para barımız var şuralarda. Parayla ilgili yargılarımız. İşte anne babalarımız bize ne öğretti bugüne kadar? Para zor kazanılır. Hı hı. Para emek vermeden kazanılmaz. İşte çok paramız olduğunda yoldan çıkabiliriz. tabii. Yani bu tip daha çok çeşitlendirebiliriz. Tabii. Hatta atasözlerimiz bile var bununla ilgili. Çok para yalansız olmaz derler falan değil mi? Haramsız olmaz doğru, falan. Doğru evet öyle. Yani işte bu inanç kalıpları aslında ne kadar yanlış. Bu inanç kalıplarıyla biz paranın bize gelmesini engelliyoruz aslında. Çünkü para aslında gelecekmiş şey. Ama biz hep onlara öyle işte büyüklerimiz öyle söyledi. Hani onlar da derler aslında ne çok para olur. Aslında para kolaylıkla da kazanılır. Neye nasıl bakarsan o sana öyle gelir çünkü. Olumsuz baktığında, olumsuz inançlara sahip olduğunda orayı blokajlandırıyorsun. Sana gelmesini zorlaştırıyorsun. Ama her şey de öyle aslında. Doğru söylüyorsunuz. Tabii. Yani hani sadece paraya değil ki bir şeye olumsuz bakarsanız o gerçekten olmuyor. Evet. Yani hani çünkü enerji mesela, gönderiyorsunuz evet, oraya. Zaten baştan sen onu bıraksın yani evet. zaten. Evet. Hani mesela çok bir şey istiyorsunuz. Evet. Olumsuz eğer ona bakar o zaten olmaz ki değil mi? Evet öyle. Biz çocuklara da biz öyle aslında şimdi bilinçli olarak daha çok böyle telkinler veriyoruz. Hayır olmaz diye bakma. Hayır öyle düşünme diye. Çünkü öyle olması lazım. Enerji yayıyoruz. Enerji gönderiyoruz. Bu sistemde her şey bizler, tüm Hı-hı. varlıklar, canlı cansız her şey bir enerji bağı olarak birbirine bağlıyız. Diyoruz, her neyi düşünüyorsak, her neyi düşünüyorsak onu yaratma gücümüz var bizim. Yani korktuğum başıma geldi deriz mesela. Evet. Korku enerjisi en yüksek enerjilerden bir tanesidir. Yani olumsuz enerji olarak en yüksektir. Korkuyu kendine çok çabuk çekersin. Korktuğun şeyi kendine çok çabuk çekersin. O yüzden o enerjide olmayacağız. Daha pozitif bakacağız. Korkmuyorum bu başıma gelirse eğer. Geldiğinde başımın çaresine o zaman bakacağım. Şimdiden bunu yaratmanın, bunu düşünmenin, bunu hayal etmenin. Evet. Doğru. Aslında. Bir mantığı tabii yok. Söylüyoruz ama yani tabii illaki o ister istemez. Hani onu yaşıyoruz tabii yani hani evet. öyle ama dediğiniz gibi. Ama mümkün olduğu yani. Kadar bu duygulara biz iptal diyoruz. Ben kişilere de seanslarımda da öğretiyorum bunu. Olumsuz duygu, düşünce bir şey geldiğinde hemen o duyguyu iptal ediyorum bu duyguyu. Delete ediyoruz yani. Evet hemen iptal hemen. Olumlusunu. Mesela çocuk düşecek dedin. Hayır, iptal, düşmeyecek. Olumlu telkini bilinçaltına tekrardan verdiğinde sen oradaki o enerjiyi kesip Anladım. Düşmeyecek onu verebiliyoruz. Çok... Yeter ki bilelim, yeter ki farkında olalım. Tabii öyle. Evet. Öyle. Peki şimdi başka bölgelerimizde? Başka kontrol var. Hı-hı. Kontrol çok kontrolcü insanlar vardır. Ben olmazsam o iş olmaz. Benim başında olmam lazım. Bensiz yapamazlar. En güzel evet, ben yaparım. Evet. Bunlar insanların hayatını zorlaştırmaktan Sorry. Başka bir işe yaramıyor. Evet. Ve etrafındaki insanların da hayatını zorlaştırır bu tip insanlar. Doğru. İşte bu duygu kime aslında ait? Aslında ne kadar yanlış değil mi? Tabii. Yani şimdi
Ben olmazsa aslında sana da biz çok büyük sorumluluk, yani onu diyen kişiye de çok büyük sorumluluk. Niye hayır? Yani tabii kendisine de karşındakine de fırsat vereceksin. Niye sen yapıyorsan hani o da yapar. Evet. Öyle yapabildiği kadarıyla yapabildiği o kadar, da bir birey. Tabii. Aynen öyle yani. Hani kendine de yük aslında. Tabii. Zaten en çok bu tip insanlar bu hayat beni çok yordu cümlesini kullanırlar. Tabii ki. Her şeyi sen üstlenirsen öyle olur. Doğru ama tabii. Ama sana kimse bunu zorla yaptırmadı. Tamamen kendi telaşından, kendi kaygından, kendi kontrolcülüğünden. İşte biz buna baktığımızda diyoruz ki bu duygu kime ait? Kimden satın aldın? Anneden mi? Babadan mı? Ve evet. Altyapıda çıkıyor bunlar. Ya annesi öyledir, ya babası öyledir. İşte genler diyoruz ya. Ya yaşadığı ya, bir herhalde. Olaydan öyle etkilenmiştir ki, o bir travma olmuştur onda. O kişi artık ben hayatım boyunca her şeyi kontrol etmek için başında olmalıyım'ı kodlamıştır kendine. Bunu kodladığında da artık hayatını öyle sürdürüyor. Öyle götürüyor. O kişinin işte o alttaki yatanı temizlediğimizde gerisi kendiliğinden açılıyor. Şimdi dediniz ki yani genlerden mesela o korku bile veya işte onlar genlerden anne veya işte babanın geninden. Tabii yaşanmışlıktan. Evet, evet. Onlara da atalardan gelmiş olabilir. Onlar da atalardan satın almış olabilir. O zaman bayağı geri bir kuşağa gidilebilir değil tabii, mi? Tabii, yani tabii. İlla anne baba değil daha işte babaanne hani veya dede hani geri tabii, kuşağa tabii, gidilebilir. Yedi, öyle. Yedi üst bizim atalarımızın tüm genetiğini aslında biz alarak hayatımızı sürdürüyoruz. Olumlu olumsuz tüm yaşanmışlıklarını %20'sini alarak hayatımıza başlıyoruz anne karnındayken. Daha anne karnındayken, anne karnındayken %20 ile başlıyoruz. Başlıyoruz evet anne karnında geliyor onlar bize. İşte ne diyoruz? Anneannesine benziyor, dedesine benziyor. İşte genetik, bu sadece genetik bedenle evet. alakalı değil. Ruh bedeniyle alakalı da onlardan satın aldığımız şeyler var. Mesela atasözümüz vardır. Dedesi yer torununun dişi kamaşır derler. Ha, evet doğru. Şimdi bizim dedelerimizin yaptığı, onların olumlu olumsuz hayatlarında yaptıkları şeyler, dedesinin yaptığı bir şey torunundan olabiliyor. Yani çıkabiliyor, görebiliyor, onu yaşayabiliyor, deneyimleyebiliyor. İşte bu bağları kesiyoruz. Farkındalık, bilinç bunu bulmuşlar, bulanlar. Bizler de işte bunları öğrenerek insanlara destek olmaya çalışıyoruz yani. Ben çok güzel bir alanın içinde olduğuma inanıyorum. Çok güzel. Evet. Peki dediniz ki siz bu hayata siz de o zaman bir takım zorluklar evet. yaşadınız evet. hayatınızda. Yani evet. Ondan çünkü kendim için dediniz. Tabii tabii. Tabii. Değil mi? Tabii. Ve o zorlukları, yaşadığım zorlukları bunu öğrendikten sonra hepsini atlattım ve ben de inanın çok çabuk bir değişim oldu. Benim etrafımdaki, çevremdeki insanlar da bunu söylüyor. Müthiş bir o olumsuz duygudan çıkıp birilerini suçlama, birilerini yargılama, o hani kurban bilinci deriz. Evet. O kurban bilinci hepimizde vardır. Kesinlikle. Dönem dönem ne zaman zor duruma düşersek kesinlikle. O bir modlar çıkar. Doğru, doğru. Ama şu an ben bu bilince geçtikten sonra artık suçlayacak hiç kimse bulamıyorum. Çünkü her şey olması gerektiği gibi oluyor. Her şey yaşanması gerektiği için oluyor. Aslında bütün yaşadığımız olaylar bizi biz yapmak için yaşanıyor. Doğru. Mutlaka bir fazlalığımız var. Sivri taraflarımız var. Bu sivri taraflarımızın törpülenmesi için doğru. ya da eksik kalan taraflarımız var. Bunların tamamlanması için. Doğru. Tüm sistem aslında bizi biz yapmak için, bizi biz olarak yaşamak için, özü deneyimleyip, özü görebilmek için. Ben ne isterim? Ben neyi severim? Doğru, evet. Evet. Yani biz hiçbir zaman yani 30'lu yaşlara kadar sanırım şeyiz hep. Birileri memnun olsun. Birilerine hizmet edelim. Evet. Hep vermeyi öğrenerek. Vermeyi başkalarının için dediğiniz gibi mesela evet. şey yaparız. Aman ayıp olmasın. Değil mi? Böyle düşünürüz evet. yani. Olsun halbuki. Olsun. Yani ben, evet. bu bana, yani ben ona bu bana ters geliyorsa. Ters, kibar bir dille de ben o kişiye bunun bana uymadığını söyleyebilirim, evet. açıklayabilirim evet. yani. Aman ayıp olur diye biz hep mesela veya hayır demesini bilmeyiz. Bilmedik. Yani hani aman karşımızdaki üzülür. Hani evet, onu evet. kırabiliriz diye. Bu sefer, hayır ama bu sefer ben de üzülüyorum. Evet. Veya evet. benim istemediğim bir şey yapıyor. Yaşıyorum. Öyle değil mi? Yaşıyorsam öyle. Hani ben de
hani hayır demesini, kendine göre. Biz o yüzden şey derim, mesela otizmli bir oğlum var benim. Onların hayatları o kadar güzel ki. Sadece evet, kendileri için yaşıyorlar. Mesela bazen misafir gelir. İşte onun mesela belli saati vardır. Uykusu mu geldi? Hiç. Bırakıp gider yatar. Yani hiç önemli değil. Yani evet, onun için. Evet, hani evet, misafir. Evet. Şimdi veya ne bileyim bir şey ister. O da kendi. Evet. Hani biz... Olması gereken. Onlar bize örnek aslında. Misafir gelince aslında evet, git yatmak evet, değil ama. Ha, şunu demek istiyorum. Hani... o kadar güzel kendileri için yaşıyorlar ki evet, onlar. Evet. O özellikleri biz zaten. Biz de öyle olmalıyız aslında. Yani belli şeylerde kadar, olabildiğimiz kadar tabii, biz de olabildiğimiz kadar mutlu olabilmek yap, adına mutlu, değil olumlu mi? Olumlu bakabilmek adına. Bir şeyi kahırla bakarsan kahırla görürsün. İyi bana bir şey öğretiyor diye bakarsan da oradaki öğretilen şeyi kendine alıp kabul etmelisin. Hmm, evet. Yaşadığın her durumda bu böyle. Hmm, doğru. Yani dediğiniz gibi iyi bakarsanız, nasıl bakarsanız o olur. Şimdi mesela belli bir şeye kadar birilerini hep suçlamak yaşamışsınızdır. Hani aman işte öyle olmasaydı, işte keşke öyleydi, böyleydi demektense, değil mi? Yanlış tabii, anlamıyorum. Tabii, tabii. Yani ne yapmak lazım? Ya bırak o geride kalsın. Geride ben kalsın. Bundan sonraki hayatımda değil mi nasıl neyi yapmam gerekiyor artık onu, bu durum bana bunu, ne öğretti? Öğretti. Burada ne neresinde incindim ben? Bunu tespit bunu ettiğimizde hangi duygudan, kim bana nasıl davrandı ve ben bu durumdan ne öğrenmeliyim? Kişiyi kendime, kendi alanıma ne kadar sokmalıyım, ne kadar sokmamalıyım? Bu cüreti ben karşımdaki kişiye nasıl verdim? Aynen öyle. Bunların çözümünü kendinde tamamladığında ve daha sonraki yaşamına giren insanlarda bunu yapmadığında zaten sen kendini korumuş oluyorsun. Aynen koruyorsun. Evet. Dilek Hanım çok çabuk geçti. Birinci bölümümüzün sonuna geldik. Ben kısa bir ara vereceğiz hemen. Evet efendim. Çabuk geçti zamanımız değil mi? Güzel konulardan bahsediyoruz. Hayatımızı güzelleştirmek adına. Kısa bir ara çay ve kahvelerimizi alıyoruz. Merhaba tekrar. Efendim hemen konuğuma dönüyorum. Dediğim gibi çok konuşacak konularımız var. Şimdi Dilek Hanımcığım, hocam diyeyim. şimdi biz dedik ki işte hep biz karşımızdaki memnun etmek için yeri geliyor bazen biz istemediğimiz şeyleri yapabiliyoruz. Evet. Yani burada biraz ne oluyor? Verici oluyoruz değil mi? Hani evet, öyle bir şey olursa evet, biz kendimizden vermiş oluyoruz. Yani istemediğimiz bu da, halde. Bu da istemediğimiz halde bize bu da, olumsuz duygular, evet, bastırılmış duygular evet, olarak açığa çıkıyor. Açığa çıkıyor. Şimdi o zaman peki bunu biz nasıl dengeleyeceğiz? Evet, yani buna almayla vermeyi nasıl dengeleyeceğiz? Biraz bahseder misin? Evet, evet. Şimdi biz aslında bütün toplum olarak, özellikle Türk toplumunda bu çok evet, daha yaygın. Çok. Bizler misafirperverliğimizle övünen bir milletiz. Evet. Bizler çocukluğumuzdan beridir şöyle öğrendik. Misafir eve geldiği zaman misafire en güzel sofralar kurulsun. Ay evet. Evde kendimize göstermediğimiz özeni onlara göstererek yataklar, döşekler, hiç kullanmadığımız nevresimler onlara aynen, çıksın. Hatta ben hemen bir araya gireyim. Mesela şimdi biz ne yaparız? İşte çanak, tabak falan alırız ya hani evlendiğimiz evet, zaman. Evet, evet. İşte ne yaparız? İşte misafir takımı değil mi? Hani evet, evet, mesela onları kullanılmayan alırız. Salon. Kullanılmayan salon. İşte salon takımları. Hayır, evet, niye? Hayır, evet, şey biz kullanalım onu. İşte bunu İlla nereden biz öğrendik? Misal, evet. Ama bunları tabii ki büyüklerimiz tabii, bize böyle söyledi onlara değil mi? Onlara da büyükleri öğretti. Onlara da öyle tabii, öğrettiler. Ama bu hayır, kullanalım onları. Kıracak biri varsa o da biziz. Artık evet, daha bilinçli bakıyoruz. Evet, kesinlikle. Ben öyle diyorum zaten aynen, kızıma. Öyle. Hiç öyle örnek şey yapıyorum ona da. Evet. Şimdi bu sistemde aslında bize şu öğretildi. Verebilirsin ama almamalısın. Evet. Alman ayıp, yasak, yanlış ama vermen, verirsen sen iyi insan olursun. Evet. Bu ne oldu? Bu böyle bir inanç bizlere. Bizlerin aslında bu sistemin bir dengede bir sistemdeyiz biz. Bu dengeyi sen
bir yaratılan olarak bunu bozma gibi bir hakkın yok yani. Sen bunu bozduğunda senin sistemin bozulmaya başlıyor. Evet. Biri sana bir kötülük yaptığında kendini sorgula. Ne verdim de niçin? Doğru. Mesela niçin? Biz hemen direkt hangi karşı tarafı acaba suçluyoruz. Doğru aslında. Yani ben muhakkak bana öyle davrandıysa muhakkak ben yaptım mı acaba diye bir tabii. Onu düşünmemiz lazım o zaman. Ama biz hemen fazla direkt bir onu şey suçluyoruz. Yaptınız. Bakın hiçbir şey almadan fazla bir şey yaptınız. Kendinize layık görmediğiniz bir şeyi bir başkasına siz yaptığınızda bu değer olabilir, bu bir alışveriş olabilir. Ben size bir hediyede gönülen bir şey yaptıysam mutlaka siz bana bunun karşılığını bir ufacık teşekkür bile olsa doğru. Yaptığınızda beni onura ettiğinizde yani ben orada o duyguyu evet ben de bu kişiyi mutlu ettim duygusuyla kendimi tamamladığımda işte bu alışverişi sağlamış oluyoruz. Ama karşı tarafa sürekli eşine sürekli sen verici ol. Memnun etmeye çalış, memnun etmeye çalış ama hiçbir şekilde onu sen memnun edemezsin. Çünkü sen ondan bir şeyler almak durumundasın. Almazsan denge şaşar. Ben bunu her zaman şöyle söylüyorum. Bir tatrivalli dengesi düşünün. Hayatımız bu dengede olmalı. İlişkilerimiz bu dengede olmalı. Bu dengede sen sürekli verici oluyorsan sen yukarı çıkıyorsun, diğeri aşağıya iniyor. Sen veriyorsun ama sürekli veriyorsun. Bu kişi bir süre sonra seni taşıyamıyor. Taşıyamadığı zaman seni bırakıp gidiyor ve sen aşağıya düşüyorsun. Düştüğün için karşı tarafı suçluyorsun. Aslında karşı tarafı suçlamak değil, kendini de suçlamak evet, değil burada. Doğru. Çünkü sen de bilmiyorsun. Yaparken belki çok sevdiğinden yapıyorsun. Belki çok değer verdiğin için yapıyorsun. Ama aynı değeri, aynı sevgiyi göremiyorsan bunu dengeye çekebilmek için her ne gerekiyorsa buna yapılması gerekiyor. İlişkileri kuran biziz. Bu dengeyi getirecek olan da biziz. Kendimizden çok fazla feragat vermek durumunda değiliz. Bir kere bu inancı bize yerleştirenlerden bir kere bir özgürleşelim yani. Ben ne hissediyorum? Ben ne düşünüyorum? Ben bu durumu nasıl değiştirebilirim? Nasıl dönüştürebilirim? Mesela evliliklerde bile öyle değil mi? Mesela şeydir yani hani hep böyle bir taraf biraz daha mı sanki hani mesela verici mi oluyor? Değil işte mi? Onu öyle dengeye çekmek gerekiyor. Belli bir şeyden sonra da tabii. Maalesef o vericilik de neden şey oluyor. Mutlaka o kişide bir sevgi, değer eksikliği var. Anne babadan alamamış. O da demek ki işte o da ve şunu kodluyor kendine. Bilinçaltı, her şey bilinçaltında doğru, bitiyor. Bak, gene oraya dönüyor. Gene yani. Oraya her şey bakın ne konuşursak her konuşalım şey, başa dönüyoruz. Başa dönüyoruz. Hep. Doğru. O kişide mutlaka alamadığı bir sevgi var. Kimin yerine koydu acaba eşini? O sevgiyi ondan bekliyor. Ve sevilmek için bir şeyler vermek zorunda olduğunu kimden öğrendi? Kim onu koşullu sevdi? Koşullu sevginin sonuçlarıdır bunlar. Doğru. Yani kişi ben birine bir iyilik yaparsam beni sever. Ben ona eğer bunu yapıp koymazsam, onu düşündüğümü göstermezsem beni sevmez. Kaygısı korkusu budur bilinçaltının. Sevilmek için yapar bunu. Kimse durduk yere kimseye fazladan fedakarlık yapmaz yani. İşte ben de biz de diyoruz ki bunlara, sen eğer kendini tamamladığında, kimsenin sevgisine ihtiyacın olmadığını, kendi kendini sarabildiğinde, tabii. Bu fedakarlıkları yapmaya, bu kadar kendini yormaya değecek bir şey kalmıyor senin hayatında artık. O yorgunlukları bir kenara bırakıp kendi kendine de mutlu olabilmeyi. Yalnız kaldığında o zaman şöyle önce kişi kendini bence sevecek değil mi? Tabii kesinlikle. Yani kural bu. Ben niye şimdi kural hani bu. Eksik diyorsunuz işte onlar gerçek tabii. Bilinçaltı diyorsunuz. Kendini önce kişi kendini sevecek. Benim evet ben buyum. Evet ben buyum. Yani kendini kabul edeceksin, kendini suçlamayacaksın, kendini yargılamayacaksın. Bizler kendimizi her suçladığımızda, her yargıladığımızda kendi alanlarımıza blokajlar koyuyoruz. Yani ilerlememizi sağlayacak tüm sistemi, sistemin önüne bir duvar örüyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz yani? Ben eğer kendimi yetersiz görürsem, yani blokajlarsam, alanım aslında... Bana açılacak bir kapı var orada. O kapıyı
görmemi, yapamayacağım inancıyla ya da kendimi yetersiz görerek, değersiz görerek, bu şeyi kendime layık görmeyerek, bir kere zaten seti örüyorsun ve sen ona sahip olamazsın ki. Olamazsın. Olmamak için çalışıyorsun çünkü. Hı-hı. İlk önce kendine değer vereceksin, kendine yeterli olduğunu kesinlikle bileceksin. Kendini kesinlikle her halinle kabul edeceksin. Hı-hı. Evet, bu kişi başarılı, bu kişi bunların bu yeteneğe sahip ama benim de böyle yeteneklerim aynen var. Aynen öyle. Doğru. Kendindeki o yeteneğini kendi keşfedip karşındakine doğru evet söylüyorsun. Yani doğru buradaki şey eksik kaldığın tarafla kendini yargılayarak bunları da kapatma. Yani benim de ama bu artım var. Benim mesela de bunlarım evet var. Bunlarım o kişinin var de bu yok. Bu yok. Senin bundaki aynen bu yok. Doğru. Onun da diğer tarafı gelişmiş. O yüzden biz hepimiz aslında... Hepimizin ayrı ayrı güzel tarafları var. Hepimizin kesinlikle, yeterli tarafları, değerli tarafları var. Zaten öyle olmasaydı bu sistem nasıl? Herkes aynı bilinçte olsaydı. Evet. Kim işçi doğru olacaktı, kim yönetici olacaktı? Doğru, tabii. Kim hizmette bulunacaktı, kim emekçi olacaktı? Yani bu sistemin gereği bu zaten. Herkes kendi yetenekleri doğrultusunda yaşıyor. Ve hiçbir zaman kendi yeteneklerimizi durdurmayacağız, alanlarımızı durdurmayacağız, kendimizi suçlamayacağız. Bizi suçlayan insanlara karşı da kendimizden emin bir şekilde onlara daha güven, hani onu yapmamız lazım. İşte bu gene geliyor aslında. İşte yaşadığımız o bilinç altında diyorsunuz ya, evet, hani evet, her şey o orada kaygıya bitiyor, şeye geliyor. Ama ne yapacağız? Kendi kendimizi, yani madem evrene enerji yolluyoruz, tabii, değil mi? Yani tabii ne düşünürsek onlar bize geri geliyor çünkü dediniz ya. Evet. Hani şimdi onu da konuşacağız aslında, değil mi? Hani bazı duayda hani dua ederken yanlış şeyleri, dualar, yanlış nasıl dualar kendimize? Evet, biraz onları yapacağız. Onlardan da bahsedeceğiz. O yüzden biz önce kendimizi affediyoruz. Evet. Bakın, bütün suçladığımız yerlerden kendimizi affediyoruz. Hı-hı. Kendimizi yargılamıyoruz. Kendimizi suçlamıyoruz. Kendimizi ve birinci dereceden akrabalarımızı oldukları gibi kabul ediyoruz. Kimseyi değiştirmeye doğru çalışmıyoruz. Doğru. Kimsenin de bizi değiştirmesine izin vermemeliyiz. Yani evet, ben mesela bir şeyden hoşlanıyorum ama eşim başka, hani bir şey, farklı bir şeyden hoşlanıyorsa, aman diyoruz ki aman geçinmek için bilmem ne. Bunları çok yaşıyoruz aile, evet, evlilik hayatı. Özellikle evet, Türk ailesi olarak evet, bunlar genellikle bu yaşanan şeyler. Bu tolere ettiğimiz yerlerde alma verme dengesine hı-hı giriyor. İşte. Siz bir yerde tolerede bulunuyorsanız mutlaka sizin de o kişi hı-hı de, karşınızdaki kişi de size bir yerde tolerede bulunursa tamam oturuyor. Dengeliyor. Mesela bu da aslında zamanla oluşacak bir şey. Hani ilk tabii başlarda vermezseniz o işte birden ne derler mesela, özellikle işte söz nişan o dönemlerde hı hı hep böyle iyi zaten taraflar, hani böyle güzel taraflarımızı tabii şey yaparız ve sonradan başlar değil mi evet bir takım evet, hani çünkü artık birlikte yaşamaya başlıyorsunuz o evlilikte de. Evet. Biz hep eşimin çok güzel bir şey vardır, biz işte evleneceğimiz zaman şey der, esas biz birbirimizi evlendikten sonra mesela tamam makinenin dişlerini düşünün. Evet. Hani o işte iki farklı makine evet ve işte o dişler yavaş yavaş birbirini tanıyarak ve evet işte oyarak ve esas sağlam olunca evet bir kenetlenir. İşte, i̇şte aslında aynen bu. Yani birbirimizin işte saygı tolerayla duyacağız tabii saygıyla ki, tolerans evet yapacağız. İşte hani karşılık, ama bu karşılıklı olursa. Tabii. Şimdi ben sizi mutlu edersem siz de beni mutlu etmek zorundasınız. Tabii. Siz de beni mutlu ederseniz ortada bir sıkıntı kalmaz kalmıyor ki. Yanlış mı evet düşünüyorum? Ya doğru, yani doğru. Hani hep ben zaten mutlu işte saygısızlıktan ve şeyden kaynaklanıyor birçok şey. Kabul etmemekten, kişiyi değil sürekli mi değiştirmeye çalışmaktan. Evet. Sen beni niye değiştirmeye değiştirme çalışıyorsun tabii ki? Aynen. Bir de beni böyle olduğum gibi kabul et evet yani. Evet, tabii bu ki. Bu çok mu zor? Tabii ki. Neye göre, hangi duyguna hizmet ediyorsun acaba? Evet, doğru tabii. Yani orada değiştirilmeye çalışan değil, değiştirmeye çalışan aslında kendine bakmalı. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Evet. Ama eğer işte o değişmeye çalışan, yani değişen ki işte ona fırsat veriyorsa. Evet. Fırsat veriyorsa arkası kesilmez. 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 O yüzden lütfen hani kendinden feragat vermeye devam edelim. Özellikle gençlerimize evet seslenelim burada evet yapacağınız ama gençler şeylerde şimdi çok daha bilinçli. Daha bilinçli çok değil bilinçli mi? Evet. Çok. Yani bu son
Son 20 yıl diyeyim ben size. Hı-hı. Çok daha bilinçliler. Çünkü biz hep ayıptı. Ben hep şey diyorum, son nesil biziz. biz öyle gördük. Evet, öyle gördük. Aman ayıptır, işte şöyledir, işte eşindir. Hani idare et. İşte, ha. Halbuki niye idare ediyorum? Niye? O da beni idare. Beni idare etsinler yani. Öyle, doğru. Evet. Yani. Sistem yani, bize bunu öğretti ama biz de en azından bu aldığımız bilgilerle, öğrendiklerimizle artık üniversitelerimiz çok daha güzel eğitimler veriyor. Evet. Gençlerimiz artık her bilgiye telefondan ulaşıyor. Bizim dönemimizde canım, bunlar yoktu. Sosyal medyada. Evet. Artık bir de bu daha kolay eğitimler ulaşıyorlar. Çok daha fazlalaştı aslında. İşte bu kişisel gelişim eskiden eğitimleri vardı. Bilgiler de gizliydi. Şimdi hı-hı, bizler artık mesela sosyal medyada anlatıyoruz, canlı tabii, yayınlar tabii, yapıyoruz. Tabii. Ne bileyim, bilgilerimizi paylaşıyoruz farkındalık aynen, oluşsun diye. Hı-hı. Olmalı da yani, zaten. Evet, gençlerde evet, işte o yüzden biraz daha son nesil kendine her ben zaman hatırlıyorum, özgüvenin yükseklerini. Mesela biz bir şey yaptığımızda biz annemizin, babamızın böyle kaşları gözleri oynardı. Oynadı, hani şöyle mi? Hani veya işte bir şey yapmam. Şimdiki artık gençler daha özgür, daha tabii, yani saygı çerçevesinde olmalı tabii ama evet, hani daha bir dediğiniz gibi sosyal o eğitimlerle evet, yaşamları daha, daha güzel daha oluyor. Güzel. Evet, evet, evet. Şimdi o zaman alma ve verme dengesini konuştuk burada. Şimdi gelelim şeye de biraz konuşalım. Hani o evrene, hani dualarımızı böyle şey edelim evet, diye böyle pozitif şeylerimizle nasıl evet, yapmalıyız mesela evet, ne yapmalıyız? Şimdi evren bizden netlik istiyor. Hı hı. Bize diyor ki, bana net, istediğin şeyi net söyle diyor. Tamam. Ama bir de olumsuz söyleme diyor. Olumlu hmm, söyle diyor. Bizler şimdiye kadar yanlış dualarla bile aslında hayatımıza ne kadar neler kattık, bunların farkında değildik. Hı-hı. Ben de bunları öğrendikten sonra doğru, gerçekten doğru, hayatımda yaşadığım doğru, şeyleri adlandırmaya başladım öyle, yani. Tabii ki. Evren net dualar istiyor bizden. Net hı-hı, istekler istiyor. Bize diyor ki, bana ver de, verme deme. Mema eklerini kabul etmiyor. Hı-hı. Mema ekleri ortadan kalktığında, mesela kişiye dualardan örnek vereyim ben size. Mesela beni kimseye muhtaç etme. Evet, mesela ben çok onu evet, ederim. Bunu çok kullanıyorlar. Hı-hı. O yüzden ben hep bu örneği veriyorum ben de. Hı-hı. Muhtaç etme dediğimizde M eki kalktığı için ver kalıyor. Hmm. Ve kişi diyor ki, o kadar dua ediyorum ama işte yine de ben bunları yaşadım diyor. Şimdi sen yanlış mesaj gönderdin çünkü. Hmm. Bunun farkında olalım. Niyetlerimizi, dileklerimizi, isteklerimizi şu şekilde yapıyoruz. Ben bu duayı şöyle değiştirdim. Diyorum ki, Allah'ım beni doğduğum günden bu yaşamımı sürdürdüğüm bütün hayatım boyunca bana bolluğunu, bereketini, güzelliklerini, sevgiyi, huzuru, neşeyi hayatıma kat. Hmm. Hayatımda, bütün hayatıma işlesin bunlar yani. Bunu detaylandırmak, sıfatlandırmak sizin elinizde ama net bir şekilde ve olumlu cümlelerle. Ne güzel, evet, olumsuz, doğru. Hep mesela biri bir araba alıyor, bir ev alıyor. Allah kaza bela vermesin. İptal. Hmm. İptal. Ne yani, diyeceğiz? Çok orada. İptal. Neden? Çünkü orada da M eki var. Hmm. Orada diyoruz ki, orada bir kere kazayı, belayı niye anıyoruz bir kere? Niye evet, olumsuz cümleleri katıyoruz? Güzel bir şey almış yani. Hemen onu yaparız değil evet, mi? Hemen evet, Allah kazasız belasız kullanmak evet, nasip etsin falan der, evet, deriz yani. Veya evet, işte hatta kurbanlar falan bile kesiyoruz evet, hani. Ama evet, niye hemen kazayı düşünüyoruz? Niye düşünüyoruz yani, değil onu mi? Onu güzel günlerde kullanmak. Güzel günlerde kullan. Evet. Diye mesela neşeli, dua edebiliriz. Neşeli günlerde doğru, kullan. Doğru. Yani o pozitif kelimeler hayatımıza geçirdiğimizde. Pozitif, doğru. Hmm. Gerçekten işte evren bizden bunları istiyor. Biz doğru cümleleri doğru şekilde kurarsak hmm, onlar bizim hayatımıza çok kolaylıkla geliyor. Ve kolaylıkla da isteyelim. Hmm. İstemeyi de anlatayım size. Tabii ki. İstemek de aslında istemek diye bu da asılı bir şey. Seçim yapacağız. İstemek yok. Hmm. Seçim yapmak var. Talep etmek var. Hmm. Karşılaştırma cümlesini kullanmıyoruz mesela. Örnekler birkaç tane vereyim tabii ben. Tabii ki. Mesela Allah iyi insanlarla karşılaştırsın dediğimizde karşılaştırma cümlesi
karşı karşıya getirmek, bir tartışmada da biriyle karşı karşıya geldim diye de kullandığımız için o cümleyi ayırt edemez evren. Biz net olacağız. Bir araya getirsin. Rabbim güzel, iyi insanlarla bir araya getirsin. Birine bir dua mı etmek istiyorsun? Bir arada olmak, birlik, beraberlik anlamına gelir. Hmm. Güzellik anlamına gelir. Paylaşım anlamına tabii, gelir. Tabii karşılaştın. Doğru, mesela zıt fikirlerimiz olur. Karşı karşıya da olabilir ama evet, bir araya getirmek. Tabii, değil bir mi? Araya getirmek nasıl, ne kadar daha yani güzel, daha kelimenin doğru, hafifliğini de görüyorsunuz. Bunlara çok dikkat edeceğim. Evet. Mesela ben söylüyordum açıkçası hani bazı evet, şeylerde ama evet, demek ben bunlar... de ben de öğrendikten sonra değiştirdim hayatımı ve doğru, gerçekten bir araya getirmek. Bunları değiştirdiğinde enerjin, frekansın, hayat bakış açın. Sabah uyandığımızda söylediğimiz cümlelerimiz var bizim. Daha pozitif, enerjik olmak için. Bu Access çok güzel bir sistem. Peki yani, sabah şimdi uyandık. Hani derler ya mesela nasıl uyanırsan, işte nasıl başlarsan güne evet, öyle de gider. Öyle de gider. Demek ki doğru aslında. Hep biz evren öyle enerji demek yapıyoruz. Tabii. Aman of. Neyi çağırırsan bilmem ne gelir diye başlarsan. İşte bak, evet, evet, ay, evet. Bugün gene mi işte bunu. O gün hep sıkılacağın şeyler seni bulur. Yani sen enerjini ne kadar yüksek tutarsan. Enerjik başlamak lazım. Evet, evet, evet. Bunları şeyde sorularla birlikte son tamam, son tamam daha sonralarda evet, da tamam onlarda da hı-hı, yaparız. Şimdi o zaman dedik ki mame eklerini kullanmıyoruz. Olumsuz hiç dua etmiyoruz. Olumsuz cümle dedikleri barındıran hiçbir duaya yer vermiyoruz. Hep olumlu. Sevgi tamam, odaklı, güzellik odaklı, neşe tamam, odaklı, kolaylıklar dileyerek. Her cümlemizin başına bir kere kolaylık koymayı mutlaka mutlaka hayatımıza geçirelim. Bir yere mi gidiyor arkadaşım, bir görüşmeye mi gidiyor? Kolaylıkla olsun. Kolaylıkla halledip gelmek nasip olsun. Ne güzel de bir kelime aslında değil mi? Tabii. O kolaylık. Yani işin az gitsin, hep o, böyle kolay olsun. Evet, evet. Çok hafif güzel bir enerji. Hafif. Ve evet, o kişiye de sen o enerjiyi veriyorsun aslında. Zor olduğunu düşünüyorsa bile orada kolaylık onu dilediğin kolaylık zaman... O kişiye o enerjiyi gönderiyorsun ay, yani. Çok güzel. Evet. İkinci bölümümüzün sonuna geldik bile. Değil mi? Böyle evet, güzel, ne güzel enerjiler çok güzel, yolluyoruz. Çok güzel akıyor ama. Evet, evet, çok güzel. Böyle biz izleyicilerimize de böyle güzel, hı, pozitif enerjiler yolluyoruz. Pozitif enerjiler verelim efendim, evet. Evet, gene kısa bir ara. Evet, tekrar merhaba. Son bölüme geldik. Konuşacak, sormam gereken birkaç şeyler var hemen Dilek Hanım'a. Zaman geçiyor çünkü. Şimdi Dilek Hanım, evet, evet buraya kadar anladık. Anlattınız, alma, verme. Peki, farkında olmamız için ne yapmamız gerek? Farkındalığımız şöyle diyeyim, örneklendirerek tamam, anlatayım lütfen size. Odağımız neredeyse, algımız hı-hı, oradadır. Tamam. Mesela bir araba almaya bir karar verin. Arabanın bir markasını belirlemişsinizdir kendinizce, rengini belirlemişsinizdir. Trafikte giderken o marka araçları daha çok görmeye, o renk araçları daha fazla görmeye başlarsınız. Doğru, daha çok dikkatinizi çekmeye evet, başlar. Biz bunu şöyle diyoruz, bu algıda seçiciliktir. Biz diyoruz ki odağımızı olmasını istediğimiz şeylere verirsek, olmasını istediğimiz şeyleri hayatımıza çekeriz. Biz ne yapıyoruz? Olumsuz düşünerek istemediğimiz şeylere yoğunlaştığımız zaman istemediğimiz şeyleri hayatımıza çekiyoruz. Olumsuz duyguları, düşünceleri, bize o duyguyu yaşatacak insanları hayatımıza çekiyoruz. Ama doğru, biz bunu istediğimiz şeylere odaklanırsak, o tip insanları hayatımıza çekeriz. O tip ihtiyacımız olan her neyse o zaman onları bir şey çekeriz. Almayı istiyorsak tabii, ona hep böyle diyeceğiz değil mi? Tabii. Onu sen onu içinden geçireceksin. Ben bunu istiyorum. İstiyorum. Bunu istiyorum. Niye bunu elde etmeyeyim bunu ki? Bunu seçiyorum. Ben buna layığım. Evet, tabii, doğru. Tabii. Ben buna layığım. Bir kere her şeyden önce
Biz kendimizi her şeyi layık göreceğiz. Hı-hı. Biz hepimiz biriciyiz. Yaradan'ın biriciyiz. Aynen öyle. O yüzden kendimizi özel gördüğümüzde, kendimizi sevdiğimizde, hı-hı, başkaları bizi zaten sevmek zorunda kalıyorlar. Kalıyorlar değil mi? Doğru söylüyorsun. Derler ya işte önce kendinizi. Çünkü kendinizi seviyorsanız zaten o enerjiyi karşınızdakine hissettiriyorsunuzdur. Evet. İşte mutlu oluyorsunuzdur. İşte pozitif bakarsanız pozitif oluyorsunuz. Karşınızdaki evet, ilişkileriniz evet, de güzel evet, oluyor evet, değil mi? Yani, evet, evet. Çünkü o enerjiyi yayıyorsunuz. Siz kendinizden emin olduğunuzda, kendinizi sevdiğinizde, kimsenin sizi sevmesine ihtiyaç duymadığınızda zaten o insanlar ne oluyor diyor yani. Bir güç var burada. Ben buna gitmeliyim, ben buna gitmeliyim. Hatta bazen şey olur değil mi? Mesela bazı insanlar vardır hayatınızda. Hani böyle onun o size verdiği enerji, o güç, mesela kendiniz biraz şey hissettiğinizde ya ben onunla konuşmalıyım. Yani böyle tabii, işte onun o enerjisi, işte benim enerji var öyle birkaç, biliyor pozitif, kendileri seviyorum onları. Yani hani mesela biraz böyle şey yaptığım zaman evet onunla konuşursam rahatlıyorum. Yani işte bu demek ki o karşıdan aldığınız enerji, enerji gibi değil tabii mi? Onun kendinden verdiği eminlik. O ki karşınızdaki insanın kendinde duruşunu, kendinden eminliğini gördüğünüzde aslında kendinizi güvende hissediyorsunuz. Hmm. O kişinin söyleyecekleri şeyler size de bir şey öğretecek belki. Tabii. Bize gelenler de böyle geliyor zaten. İlkin Hanım. Yani tabii, sonrasında da bunu kendi hayatına geçirmeyi de bizler öğretiyoruz. Hayatına geçirdiğinde de artık bir kendinden emin birey daha oluşuyor yani. Tabii. Mesela Dilek Hanımcığım, şimdi ben şimdi sizinle konuştum. Ben şimdi hayatıma gerçekten bakışım tabii, daha farklı. Bir seans tabii, aslında burada evet, oldu evet, bir nevi evet, bizim evet, de evet, değil mi? Yani herkese katkı bunu olsun. Kesinlikle çok da güzel oldu. Teşekkür evet, ediyorum çok teşekkür tekrardan. Ederim. Sağ olun. Peki o zaman şimdi bunları da söyledik. Peki hayatımıza almamız gereken soru tekniklerimiz var. Evet, yani evet, nedir onlar? Akses'in soru teknikleri var. Tamam. Bu soru teknikleri alan açar bizde. Hı. Biz neden dediğimizde beyin arka lobundan yani cevap sunmaz bize. Daha hani böyle herkesin anlayabileceği dilde anlatmak tabii, istiyorum. O yüzden biraz duraksadım. Tabii lütfen. Hı hı. Arka lobu kapattığı için tıkanır kalır. Cevap bulamaz. Çünkü ancak kendi bildikleriyle cevap üretmeye çalışır. Ama nasıl dediğimizde ön lob çalışır ve bu şekilde evrene sen nasıl dediğinde sana cevap vermesi için bir soru yöneltmiş oluyorsun. Benim bildiklerimin de dışında başka olasılıklarım neler? Ne olabilir? Hiç aklıma gelmeyen bir çözüm olabilir, karşıma çıkabilir. Siz bana yöneltebilirsiniz, bir başkası yöneltebilir. Hı hı. Bunları açmadığımda, çözümü kendi kendimle, kendi bildiklerimle üretmeye çalıştığımda bir yerde zaten benim durumum o pozisyona geldiyse mutlaka kendi bildiklerimden dolayı gelmiş zaten. Doğru, tabii. Bir şey bırak da soruyu evet, nasıl diye sor da. Başka alanlara da açıl. Yani evrenin sana göndereceği tüm cevapları bir değerlendir. Biz bu soruyu bu şekilde öğretiyoruz. Mesela diyoruz ki bir olay yaşadığınızda bundan daha iyi nasıl olur diye sorun. Bu iyi ya da kötü. Her ne yaşamışsak iyi yaşadığımız şeylere de bu soruyu soruyoruz. Bakın orada iyi yaşadığımız şeye diyoruz tabii, ki bunu yaşayacağımı tahmin etmiyordum. Çok güzel bir şey yaşadım. Ama bundan daha iyi nasıl olur? Bunun bir üst kademesi daha var mı? Göster tabii, bana doğru, diyoruz. Burada bir çekim başlıyor. Diğer tarafta da bu durumu evet yaşadım. Olumsuz bir şey yaşadıysak. Ama bu durumdan kolaylıkla nasıl çıkarım anlamına geliyor. Bundan daha iyi nasıl olur cümlesi. Bunu mesela araban bozuldu. Arabana durdun, kaldın. Bundan daha iyi nasıl olur diye sorun diye söylemişti hocam bana. İlk bunu duyduğumda ben de çok şaşırmıştım. Evet yani. Demiştim ki nasıl yani? O da demişti ki motoru mu yansaydı bari demek istiyorsun değil mi? He. Demişti. Aslında tabii ki değil. Burada diyor ki bu durumdan ben nasıl kolaylıkla kurtulabilirim? Yani kolaylıkla nasıl çözüm bulabilirim? Bundan daha iyi nasıl olur dediğimizde o anda sana bir tamirci yanında durabilir. Olasılıkları açıyorsun. Sana kolaylıkla bir çekici çok rahat bir şekilde gelebilir.
Ya da bir yerlerine ellerken arabayı kendiliğinden tamir edersin. Ama sen soruyu yönelt diyor. Soruyu sormadıktan sonra bize cevap gelmez diyor. O yüzden sorularla yaşayacağız. Nasıl sorularını hayatımıza ekleyeceğiz? Tamam. Ben bunları yapıyorum. Sizlere de öğretiyorum, tamam, söylüyorum. Kesinlikle. Bundan sonra ben de öyle evet, yapacağım. Sabahları uyandığımızda bugünün bana hediyeleri nelerdir diye soracağız. Bugün hangi olasılıklar beni bekliyor? Hiç bilmediğim. Hangi enerji alan bilinç olabilirim? Güzelliklerin hayatıma akması için. Bunu soracağız. Bunu soracağız. Bir kez bile söylemeniz yeterli. Aynaya bakın, gülümseyin. Bakımınızı yapın. Bunlar zaten kişisel gelişim kesinlikle şeyleridir. Kesinlikle. Bunları hepimiz zaten deneyimlemişizdir. Uyandığı zaman şöyle, eğer gözümü açıyorsam, sağlıklıysam, evet, yanımda sevdiklerinde varsa, kesinlikle, değil mi? İlk mesela uyandığın zaman. Kesinlikle. Hani, benim ödevlerimden biridir. Onu da şimdi araya gireceğim, özür tabii dilerim. Tabii ki. Tabii. 5 tane günlük kendinize şükretmek için 5 tane sebep bulun diye söylüyorum seans yaptığım insanlara. Farkındalık olsun diye. Bizler sahip olduğumuz şeyleri bazen alışkanlık haline aynen geldiği için nasılsa sahibim gibi görüp aynen biraz ona teşekkür etmeyi, minnet duymayı, şükretmeyi unutuyoruz. Maalesef. Sanki doğru, o zaten benim gibi görüyoruz. Maalesef. Ama doğru, senden gittiğinde onun yokluğunun ne kadar büyük bir boşluk açtığını da deneyimliyorsun. Hı-hı. O zaman varken kıymetini bileceğiz. Şükrümüzü, minnetimizi kesinlikle dile getireceğiz. Kesinlikle. Bu da benim insanlara öneri olarak verdiğim bir şeydir. Çünkü ve bunun faydasını da çok görürler. Ve şükür kesinlikle enerjisi çok yüksek bir enerjidir. Şükürde bulunduğumuz her şeyi çoğaltırız. Tabii, doğru. Evet. Yani şükretmemiz lazım dediğiniz gibi. Evet. Özellikle de bu, yani biz biraz daha sağlık konusunu biraz gündeme getirirsek, işte pandemide neler yaşadık değil evet mi? Yani sevdiklerimiz, küçücük bir virüs bizim sevdiklerimizi, canlarımızı elimizden aldı. Evet. İşte o yüzden hani eğer dediğim gibi şey yapıyorsak, şu sağlığımız yerine, o yüzden sağlığı söylüyorum. Her ben sabah de öyle şunları söyleyin diyorum. Çok güzeldir mesela, çok güzel bir farkındalıktır bu da. Basittir, küçüktür. Hı hı. Aslında çok sahip olduğumuz bir şeydir ama farkında değilizdir. Her şeyi dert ediyoruz bazen. Dert etmeyi bırakıp şuna yoğunlaşsak sabahları uyandığımızda, uyandım, bugüne başladığım için şükürler olsun. Aynen öyle. Sağlıklı olduğum için şükürler, şükürler olsun. Bir evim olduğu için şükürler evet, olsun. Kesinlikle. Kendi evin olması şart değil. Sonuçta sen orada yaşadığın tabii, bir alanın var, bir çatının soktum altındasın. Tabii, tabii. Bunun için şükürler olsun. Hı-hı. Arabam var, arabam olduğu için şükürler olsun. Hı-hı. Sağlıklı çocuklarım var, şükürler olsun. Evet. Yani bizim şükretmek istesek aslında şükredeceğimiz, önümüze sofra tabii geldi. Tabii ki, tabii. Ne güzel nimetler, şükürler olsun. Kesinlikle. Bunu tadabiliyorum, tadını alabiliyorum, kesinlikle, şükürler olsun. Aynen, ne kadar çok var değil tabii, mi? Tabii, tabii. Yani şükredeceğimiz o kadar çok şey kesinlikle var ki. İşte biz maalesef bazen ne yapıyoruz işte, yani onu yapmayıp hep böyle olumsuz odaklı, olumsuz olmayana sefer odaklıyız evet, yani. Olanları evet, hiç hepsi sanki olmak zorundaymış gibi. Aynen. Halbuki onlar sana bir nimet gelmiş. Kesinlikle, evet. Kesinlikle. Ama işte bunun nankörlüğü gibi oluyor olumsuza evet, odaklanmakta. Evet, doğru söylüyorsunuz. Evet, o yüzden de alanlarımızı tıkamayalım, alanlarımızı hı-hı blokajlamayalım. Hı-hı. Ne kadar pozitif olursak, ne kadar pozitife yoğunlaşırsak hı-hı pozitifler bize kolaylıkla gelir. Daha kolaylıkla gelir. Evet. Hem de hayatımız güzelleşiyor aslında evet, değil mi? Yani kesinlikle pozitif bakarsak. Dert edecek bir şey kalmıyor. Kalmıyor evet. Bir de mesela bir şeyi çok istiyoruz. Olmuyorsa biz hemen işte negatif duygular yaşıyoruz. İşte keşke olsaydı da şöyleydi evet, de böyle diyoruz. Aslında biz iptal, yine bir olumsuz enerji veriyoruz. Olan her şey aslında bizim hayrımıza oluyor. Değil mi? Öyle düşünmemiz tabii lazım. Tabii. Kesinlikle. Tabii. Yani o da işte biz burada da ben şunları söylüyorum. Olmayana odaklandığımız zaman neden olmayana odaklanarak zaman kaybediyoruz? Acaba bu durumun bana hediyesi ne? Aynen. Bir bak öyle bakalım. Doğru. Birkaç ay geçtikten sonra belki de o kaybettim zannettiğin işten dolandırılacaktın. Kesinlikle. Ya tabii bir dur bakalım da, bir seyret bakalım neden olmadı. Aynen. Belki de bir şeyden korunuyorsun. Hı
Kesinlikle. Ya da işte eşinden mi ayrıldın? Ya bu durumun hediyesi nedir? Belki de sen o evliliğe devam etseydin eşin başka yollara gidebilecekti. Başka doğru. şeyler olabilecekti. Tabii, tabii. Daha kötü şeylerden korunmuş kesinlikle. Olabilirsin. Kesinlikle. Biz olanı olduğu gibi kabul etmek durumundayız. Kesinlikle. Olanı olduğu gibi kabul ettiğimizde ve hepsinin aslında bizim için olduğunu bildiğimizde, yani belli bir şeylerden koruduğu için oldu. Benim önüme burada bir zarara uğrayacaktım, kötü bir durum yaşayacaktım. Bunları engellemek için bu belki olmadı. O olmadı, belki daha güzeli olacak. Mesela önüne evet, öyle de geçebilir evet. değil mi? Öyle de mesela olabilir. Mesela benim bir arkadaşım, bak bunu da söyleyeyim size. Örnek olsun. Şimdi aklıma geldi. Güzel de geldi, evet. Bir arkadaşım bir ev almak istiyordu. Evi illa o ev olsun, o ev olsun o kadar diretti ki. Sonrasında o evi alamadı. Başkası almış, anlaşmışlar falan. O evi alamadım diye üzülen kadın daha sonra gitti başka bir ev ama nasıl daha biliyor da musun? Nasıl bir ev ve kişi sıkıştığı için sattığı için de çok minimum bir rakama işte de, şeye bile alamazsın yani eşit bile tutamazsın. Ya. Öyle bir seviyeye dedim ki bak gördün mü? Aynen. Olumsuza odaklanıyordun. Bakış aynen. açını değiştirdin. Neler çıktı karşına? Kesinlikle. Bu senin için şer zannettiğin şey hayır çıktı yani. İşte büyüklerimiz gene çok güzel tabii. değil mi? Yani onunla kadim alakalı bilgiler. Da çok kadim bilgiler tabii. gerçekten ne derler işte her şeyin vardır bir hayır. Hayır vardır tabii. derler. Doğru hani boşuna negatif enerji oluruz üzülerek tabii. hani olmadıysa muhakkak bir şey, bir şey vardır. Vardır. Yani dediğiniz bu gibi. Bu durumun hediyeleri nelerdir? Evet. Evet. Bizim sorumuz, sorumuz da bu. Sorumuz o zaman. Evet. Bu böyle bir olay yaşadığımızda hemen soracağız. Bu durumun bana hediyeleri nelerdir? Evet. Niçin? Yani olmadı ama bunun arkasından bir hediye gelecek bana. Evet. Ve ben bunun farkındayım ve bekliyorum. Ben mesaj kendimden bu. Küçük bir şey bahsetmek isterim size. Şimdi her anne baba sağlıklı bir evlat dünyaya getirmek tabii. ister. İşte oğlumuz oldu. Belli bir şeyden sonra tanımız konuldu. Biz tabii ilk başlarda çok hani bilmediğimiz bir şeydi otizm konusu. Çok kabullenmemiz çok gerçi bizim biraz kısa sürü sağ olsun ailemiz, eşim bu konuda evet, evet, anneler bilinçli. Biraz daha hani zor kabul edebiliyor çünkü hani şey çocuklarını. Ondan sonra çok destek oldu Allah razı olsun. Sonra mesela hani özel bir çocuk olduğu anlaşıldı. İşte ona göre yapıldı. Ve bana böyle birisi şey demişti. Acaba hani niye böyle oldu? Yani bir şey bir işlediğinde hani hani bir, hani derler ya hani yargı. Bir şeyler bir yargı vardır. Evet. Ondan sonra o çok canımı acıtmıştı. Evet. Yani hayır değil aslında. Oğlum bana bu dünyada bana verilen en güzel hediye. Hediye değil mi? Evet. Yani hani niye söylüyorum Rabbim çünkü bana emanet etti. Evet. Seni özel beni kıldı. Beni özel kıldı. Kesinlikle. Bana bu dünyada bakmam için evet. herkese de nasip olmaz. Evet. Evet tabii ki zorlukları oluyor olacaktı ama bu dünya geçici bir dünya. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Yani bu dünyada bana onu teslim ettiğine göre, kesinlikle. Emanet ettiğine göre bence çok büyük bir hediye oldu. Bence bu durumun hediyeleri de size zaten akıp gelmeye devam ediyordur. Hayatınızdaki... Aynen şimdi onu söyleyeceğim. Evet. Yani ve hep biz ailece eşimle hep böyle inandık ve hep pozitif baktık. Evet. Olma, yaşamımıza. Kızım ona keza öyle. Ve şunu gördük. Gerçekten bir hediye. Bize o kadar güzel değerler değil kattı mi? Ki. Evet. Yani melek şükre, onlar. Kesinlikle evet. şükretmeyi bize öğretti. Sabırı öğretti. Öğretti pozitif bakmayı öğretti. Evet. Sevgiyi öğretti. Çünkü evet. onlar sevgiyle beslenenler. Evet, evet. Sevgiyi öğretti. Sonra baktık çevremizde o kadar güzel insanlar olmaya başladı ki. Evet. Yani bence bunun hep bereketi. İşte hediyeleri. Yani bir anda bir şey tıkandığı zaman abi bakıyoruz bir şey oluyor. Evet bu Alperen'in bereketi. Değil mi? Diyoruz. İşte. Yani hani anladım işte. Bunu görebilmek, farkındalık tabii, işte bu. Tabii şimdi biz bunu görebiliyoruz. Ne mutlu. Yani ve gerçekten çok mutluyuz. Diyeceksiniz çok ağır bir engel bir şey var. Ama şu anda inanın o kadar güzel bir düzeye hafif. Geldi ki. Hı-hı. Yani...
bence böyle bakmak lazım. Evet, hani evet. Dediniz ya şimdi evet, işte ne evet. hediye ne, hayatın i̇şte hediyesi ne bu? İşte böyle baktığınızda kesinlikle işte hayatınızdaki bu farkındalıklar, enerjinizin böyle olması. Hı-hı. Yani belki benim, şimdi ben de anneyim, siz de annesiniz. Benim farkında olmadığım birçok şeye siz farkındasınızdır. Evet. Mesela küçücük şeylerden biz daha mutlu olabiliyoruz. Misal diyeyim yani onun yaptığı küçücük bir şey hani i̇şte yapamayacağı biz de, için. Biz de bunu bilmediğimiz için biz hiç bunun farkında değiliz mesela. Evet. Siz bizden daha bilgili, daha evet. pozitif, daha neşeli o çocuğa katmak istediğiniz evet, kesinlikle. İçin. Kesinlikle çünkü onun hayatı. Harika, harika. Evet böyle bakıyoruz. Çok güzel. Hocam çok evet. keyif aldım. Vallahi çok teşekkür çok ediyorum. Güzel çok güzel şeyler çok öğrendim. Ve aynı zamanda bizim bugün sizinle birlikte sezon evet. finali yapıyoruz. Aa, bakın, evet, çok güzel. Çok güzel bir sezon finali dolu oldu. Evet. Bilgileriniz, verdiğiniz o çok enerji için ederim. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben gurur duydum. Çok teşekkür ederim. İyi yine ki geldiniz. İsterim. Çok keyif aldım. Tabii. İleriki bir dönemde tekrar İnşallah, sizinle olmak çok ki. İsterim. Ben de. Çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum ederim. Ben çok de. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet, dediğimiz gibi efendim 2020'nin Eylül'ünde başladık. Ben her çarşamba çok heyecanla, çok büyük mutlulukla sizlerin karşınızda olmaya çalıştım. Çok değerli konuklarımla efendim, eğitim olsun, sağlık olsun her şeyimizle çok değerli konuklarım oldu. Onlara tekrardan buradan teşekkür ediyorum. Evet, biraz dinlenelim dedik. İnşallah Allah'ım sağlık verdiği sürece biz yeni sezonda inşallah tekrar karşınızda olacağız efendim. Ben TV41 ailesine çok teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verdiği, sizlerle karşılaştırdığı, buluşturduğu için bugün de ayrıca çok sevgili kardeşlerim Burak Turgun ve Mustafa Solgun kardeşime çok teşekkür ediyorum sizlerle buluşturdu. Efendim ne diyoruz hocam? Nasıl bir dua şeyle bitirelim? Evet, birlikte yapalım evet, mı? Yapalım, söyleyelim yapalım. Birlikte. Hayatın tümü bize kolaylık, evet. neşe ve ihtişamla gelir. İhtişamla gelir. İhtişamla gelir. İhtişamı da çağıralım. Tamam onu da çağıralım. Onu da çağıralım. Bunu her sabah ve akşam 10 kez yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. Evet efendim dediğimiz gibi güzel bir duamızla da bitiriyoruz. Her zaman diyoruz ya sevgimizden, gönlümüzden sevgiyi, umudu hiç gitmesin efendim. Evet. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ediyorum.